Hasan Bey, şimdi bu beyefendi de halsiz, yorgun, psikolojik, sosyolojik bir sürü sorunu var. Efendim, bizim ürünlerden iksir, aloe vera jel, spirulina, lağman vesaire almış, kullanmış, iyi gelmiş. Şimdi hanımı demiş ki ya, sen demiş, işten geliyordun, vay anam, oy anam diyordun, öldüm, kaldım. Ayaklarım ağrıyor, baldırlarım ağrıyor. Hanım hemen diyormuş ki, ya sen şu kovanın içerisine sıcak su getirsene, ayağımı sıcak suyun içine koyayım, ayaklarım ağrıyor. Sanki ayaklarım, bacaklarımda böyle demir var falan gibi. Ağır geliyor, yürümekte bile zorlanıyor. Ayağını sıcak suyun içine koyuyor, dinleniyor. Kendine gelmek için. Şimdi vatandaş işten geliyor, yorgun, argın, pili bitik. Hemen bir şeyler atıştırıyor, ayağını sıcak suyun kovanın içine koyuyor, televizyonun karşısında oturuyor biraz. O öldüm kaldım, gidiyor yatıyor. Her gün yorgun, her gün yorgun. Bu beyefendi bizim ürünleri kullanmış, kullanmış. Adam geliyor işten, yorgun, argın değil. Enerji dolu hala. Hanımı diyor ki, sen niye gidip yatmıyorsun? Hani her gün halsizim, dermansızım, yorgunum, bitkinidim diyor. Şimdi enerji dolusu, ne oldu sana diyor. Ben iksir kullanıyorum, spirulina kullanıyorum. Ne bunlar diyor? Gökçek'ten aldım. İyiymiş diyor. Peki başka işe de yarıyor mu bunlar diyor. Ne gibi? İşte bende miyom var diyor hanımı. Sende de koltuk altı bezeleri iri iriymiş böyle. Yani yumurta büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde, fındık büyüklüğünde, koltuk altlarında bir sürü beze var. Doktora gitmiş. Daha önce telefon etti, aradı da. Ben dedim, yorum yaz dedim. Madem öyle dedim. Buraya anlattıklarının onda birini yazmış. Uzun hikayeli. Ben de ona dedim ki, zerdeçal, sen zerdeçal seti kullan. Hanımın da şey kullansın, hayıt seti kullansın dedim. Hanımın da adet düzensizlikleri, miyom var. Kendisinde koltuk altı bezeleri şişmiş, irili ufaklı. Yumurta büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde, fındık büyüklüğünde, fasulye büyüklüğünde, irili ufaklı bir sürü, iki koltuk altında da doktora gitmiş. Doktora demiş ki, zararlı bir şey değil. Ama adam kafasında bir şey var. Allah korusun, ileride bu acaba koltuk altı bezeleri kötü huylu dönüşebilir mi diye korkudan uyuyamıyor adam. Arada sırada kafasına takılıyor. Neyse, ben tamam, sorun değil, hallederiz dedim. Onu da hallederiz. Kendisine zerdeçal seti, hanımına hayıt seti verdik. Zerdeçal seti, hayıt seti. Kendinin koltuk altı bezeleri böyle şişmişti. İri iri. O onları kullandı. Zerdeçal seti kullandı. Koltuk altı bezeleri için, lenf bezeleri için. Hanımı da kistler için, yumurtalıktaki ki miyom için, rahimdeki. Hanım hayıt seti, kendisi zerdeçal seti kullanmış. 5 ay sonra ikisinde de hiçbir sorun kalmamış. Beni arıyor, diyor ki, elhamdülillah hiçbir rahatsızlık kalmadı. Şimdi bize güzel bir şey tavsiye et. Zinde kalalım, iyi olalım. Tamam, zinde kal, iyi ol dedim. Bir de güzel rüyalar gör. Her gün yatmadan önce, madem sağlığına kavuştun, hiçbir rahatsızlığın yok. Hiçbir rahatsızlığım yok ama diyor, dinç olayım. Dinç olmak için ormuz koltuktan yatmadan önce bir çay kaşığı aldı mı rengarenk film seyredermiş gibi rüyalar görürsün. Bir, iki, 10 saat yatıyor da uykunu alamıyorsan 5 saat yat, uykunu alırsın. İki, metabolizmayı hızlandırdığı, vücudu temizlediği, arıttığı, asidi attığı için asetat vücutta depolanmıyor, çöplüğe dönmüyor. Hızla arıtıyor vücut. Metabolizmayı hızlandırıyor, temizliyor, arıtıyor. Detoks. Yatmadan önce bir çay kaşığı. Sabah da alırsan bir çay kaşığı. Almanya'da insanlar sabah iş yerine gidince 5'te, işte 4'te, 5'te işe gidiyorlar. Böyle kupalar dolusu kahve içiyorlar kendilerine gelmek için. Sabah sersemliğinden kurtulabilmek için. Şu yoksa kendine gelemiyor. Adam erkenden kalkıyor.
Evet, Ormus Gold diyor, kullandım diyor. Bir çay kaşığı, rengarenk rüyalar görürüm. Allah sizden razı olsun diyor. Dualar ediyor.